Merhaba arkadaşlar. KPSS yaş problemleri çözümleri, çıkmış soru çözümleri. Yeni videolar için abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. YouTube Buğra Yan kanalında ve Facebook Buğra Yan sayfasını beğenebilirsiniz. Ben çözümleri yazdım ki daha çok pratik noktalar üzerinde falan durayım. Daha hızlı gitsin video. Kolaydan zora şeklinde sorular. Ali'nin bugünkü yaşı 7, kardeşininki ise x'tir. Ali 21 yaşına geldiğinde şu bilgiye dikkat. Ali 7, Ali 21. Yani 14 yıl sonra. Kardeşinin yaşı 8x olacağına göre x kaçtır? Buraya yazmışım. Ali 7, Ali 21 oldu. Kardeşi de 14 yıl sonra x'ten x artı 14'e çıkacak. Veya k'dan k artı 14'e çıkacak. Öyleyse k artı x artı 14 8x'e eşit olacak. Bunu soruda vermiş. Diyor ki o 21 yaşına geldiğinde Ali kardeşi 8x olacak. 8x'i soruda vermiş. X artı 14 olacağını da biz bulduk. Bu ikisi eşit. X artı 14 8x'e eşitse x 2 olur. Devam edelim. Ayşe'nin 3 yıl önceki yaşı. Hemen yazıyorum. Ayşe eksi 3. Bu yaşının 5 katı. Bak, yaşının 5 katı. Yani Ayşe'nin yaşının 5 katı değil. Ayşe'nin 3 yıl önceki yaşının 5 katı. Dolayısıyla bunu paranteze alıp 5 ile çarpıyorum. 20 olduğuna göre Ayşe'nin bugünkü yaşı kaçtır? Buradan şöyle düşünebilirim. Yaşının 5 katı 20 ise şu kısmı hiç okumuyorum. Bir şeyin 5 katı 20 ise o sayı 4'tür. Ayşe'nin 3 yıl önceki yaşı 4 ise şimdiki yaşı 4 artı 3'ten 7'dir. Veya burada 5a eksi 15 eşittir 20 denkleminden a'yı 7 olarak bulabiliriz. Güler 8 yaşındayken ablasının yaşı Güler'in 1,5 katıydı. Güler 8 iken ablası 1,5 katıysa 12 olur. 1,5'la çarparken pratik kuralımız kendisi üstüne yarısını eklemek. Yani onu 1,5'la çarpıyorsam 10 artı 10'un yarısı olan 5'i ekliyorum. 15 oluyor. 8'i 1,5'la çarpıyorsam 8 artı 8'in yarısı olan 4, 12 oluyor. Yani normalde çarpabiliriz bu pratik yolu. Güler'in yaşının 1,5 katıydı. Öyleyse ablası o zaman 12 yaşındaydı. Ablası şimdi 24 yaşındaymış. Yani ne olmuş aslında? 12 yaş artmış. 12 yıl geçmiş. 12 yıl sonra Güler'in yaşı da 12 artacak. 8'di. 12 daha 20. Bize Güler'in yaşını sorduğu için cevabımız 20. Ayşe ile Suna'nın yaşları toplamı 25. Suna ile Can'ın yaşları toplamı 32. Ayşe ile Can'ın yaşları toplamı 27'dir. Buna göre Ayşe'nin yaşı kaçtır? Bu bizim aslında sayılardan tanıdığımız bir soru modeli. Mesela der ki x artı y şu, x artı z şu, y artı z şu. Öyleyse x, y, z'yi bulalım. Ne yaparız? Hepsini toplarız. 2 tane x, 2 tane y, 2 tane z olur. Buradan buluruz. Burada da aynı şeyi yapacağız. Ayşe ile Suna'nın yaşları toplamı 25. Suna ile Can'ın yaşları toplamı 32. Ayşe ile Can'ın yaşları toplamı 27. Bunların hepsini alt alta topladığımda görüyorum ki 2 tane Ayşe, 2 tane Suna, 2 tane Can oldu ve toplamım 84 oldu. İkişer tane olduğu için yarısını alıyorum. 84'ün yarısı 42. Öyleyse Ayşe, Suna ve Can'ın yaşları toplamı 42'dir. Bize Ayşe'yi soruyor. Suna ile Can'ın toplamını soruda 32 vermiş. Üçünün toplamı 42, Suna ile Can'ın toplamı 32 ise sadece Ayşe 10'dur. Onu buna ekleyince görürüz ki 32 42'ye dönüştü. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 10 yıl önce annenin yaşı. Hemen yazıyorum. Ayşe eksi, anne eksi 10. Kızının yaşının 6 katıydı. Kızı 10 yıl önce nedir? K eksi 10, onun 6 katı. Soruyu yanlış yaptıran ne? Şurada annenin 10 yıl önceki yaşı kızının 6 katıydı diyoruz ya. Anne eksi 10 eşittir 6K dersek soru gider. Dikkat edersek 10 yıl önceden bahsediyoruz. Kızının 6 katı dese de 10 yıl önceki kızının yaşının 6 katı. Dolayısıyla kızı eksi 10 çarpı 6 diyoruz. Buna dikkat. O A eksi 10 6 çarpı K eksi 10. Ve diyor ki 10 yıl sonra 2 katı olacak. 10 yıl sonra anne A artı 10 olur. Kızı ise K artı 10 olur ve bunun 2 katı oluyor. Bize 2 tane denklem verdi ve 2 bilinmeyenimiz var. Buradan sonrası denklem çözme. Denklem çözme konu anlatımı da kanalda var. A eksi 10 6K eksi 60 oluyor. Şunu açıyoruz parantezde. 6K 6 çarpı 10'dan eksi 60. Alttaki denklemde
Ha, şurada bunu yakaladık ya. A eşittir 6K eksi 50. Artık getirip yukarı alttaki denklemde A gördüğüm yere 6K eksi 50'yi yazabiliyorum. Bütün denklem kurma problemlerinde iki bilinmeyen iki denklemlerin çözümü budur. Birinci denklemde birini diğerinin türünden bulursunuz. Sonra ikinci denklemde getirip onu yerine koyarsınız. 6K eksi 50 şuraya koydum. Sonra yazıyorum artı 10 eşittir 2K parantezi açtım. Artı 20. Buradan K'yı 15 buldum. K 15 ise getirip bu denklemlerin herhangi birinde yerine koyarak A'yı da 40 olarak bulabilirim. Nasıl yerine koydum? K'yı şurada 15 yerine koydum. 15 eksi 10 5. 6 ile çarptım 30. A eksi 10 30'a eşitmiş. A'dan 10 çıkınca 30 oluyormuş. Öyleyse A 40'tır. Bir annenin yaşı 4'er yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Çocukları yazalım önce. Çocuk, çocuk artı 4, çocuk artı 8. Yaşları 4, 4 arttığı için bu üçünün toplamı 3 çocuk artı 12 oluyor. Annenin yaşı 3 çocuğun 3'e artı 12'ye eşit. Burada Ç kafanızı karıştırırsa Ç yerine mesela X de kullanabilirsiniz. K da kullanabilirsiniz. K artı 4, K artı 8, 3K artı 12 anneye eşit. Dolayısıyla 3K artı 12 anneye eşit ve anne de 45 yaşında bunu da vermiş. Öyleyse 45 3K artı 12'ye eşit. Öyleyse K yani çocuklar şey 11 oluyor. Ben gelip burada K gördüğüm yere 11 yazıyorum. 11, 11 artı 4 15, 11 artı 8 19 oldu. En büyük kardeş soruyor 19 ama bakıyoruz şıklarda yok. Bize ne sormuş? Anne 45 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk doğduğunda annenin yaşı kaçtır? Dolayısıyla 45 eksi 19'dan bu çocuk doğduğunda annenin 26 yaşında olduğunu buluyoruz. Eda'nın bugünkü yaşı 13, annesininki 37'dir. Kaç yıl sonra Eda ile annesinin yaşları toplamı Eda'nın bugünkü yaşının 6 katı olur? Eda 13, annesi 37. Kaç yıl sonra diyorsak yıla Y veya K diyebiliriz, ekleyeceğiz. Şimdi kaç yıl sonra Eda ile annesinin yaşları toplamı? Eda ile annesinin yaşları toplamı 13 artı 37'den 50 bir kere. Yıl ekleyeceğiz. Mesela yıla da Y desek 2Y ekleyeceğiz. Niye? Hem annenin yaşı artıyor hem Eda'nın yaşı artıyor. 2Y eşittir Eda'nın yaşının 6 katı. Eda'nın yaşı neydi? 13. 13'ün 6 katı ne? 78. Burada 50 artı 2y 78 olursa y buradan 13 olarak bulunur. Ben şurada 14 yazmışım 13. 13'ü bulduk. Cevabımız buradan. Pardon 14 oluyor galiba doğru yazmışım. Şurada 50 artı 2y 78 olduğu için y 14 oluyor. Burada K yazmışım. Burada Y yıl olduğu daha anlaşılsın diye Y yazdım. Aynı şeyi ne yaptık? Önemli nokta ikisinin yaşları toplamına baktığımız için yeni toplama 2K ekliyoruz. Yani K eklemiyoruz. Bir artmıyor. İkişer ikişer artıyor yaşları toplamı. Örneğin bugün 10'a 20 ise yaşları toplamı 30'dur. Ama 5 yıl sonra biri 15, biri 25 olacağı için yaşları toplamı 40 olur. Yani 5 yıl sonra yaşları toplamı 5'in 2 katı artar. Buradan 14'ü bulduk. İki kardeşin yaşları toplamı 38. Yaşlarının kareleri farkı 152'dir. Kare farkı görürsek hangi konunun içerisinde geçerse geçsin kare farkının açılımına bakacağız. A kare eksi B kare A artı B çarpı A eksi B'ye eşit. İki kardeşin yaşları toplamı büyükle küçüğün yaşları toplamı 38. Büyüğün karesi eksi küçüğün karesi 152. Öyleyse iki kare farkını açarsak büyük eksi küçük çarpı büyük artı küçük 152 olacak. Bize büyük artı küçüğü vermiş 38. Geriye büyük eksi küçük yani 4 kaldı. 152'yi 38'e böldüğümüzde 4. Şimdi şunu buldum. İkisinin yaşları farkı 4. İkisinin yaşları toplamı 38. Büyük eksi küçük 4. Büyük artı küçük 38. Öyleyse buradan büyüğü bulmak için denklemleri alta alta yazıp toplayınca K'lar birbirini götürür. 2B eşittir 42 olur ve B'yi 21 olarak buluruz.
Bir annenin bugünkü yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. Anne çocukları yaşları toplamına Ç diyelim. Yaşları toplamının 3 katı. Bunu birinci olarak ele aldık. İkinci bilgimiz 4 yıl sonra yani anne artı 4 olacak. Çocukların yaşları toplamının 2 katı olacak. Şimdi çocukların yaşları toplamına Ç demiştik. 4 yıl sonra ne olur? Artı 8 olur. Neden artı 4 olmuyor? Çünkü 2 tane çocuk var. Ç artı 8. Bunun 2 katı. Şimdi şu denklemi yazdık. A artı 4 eşittir. 2 çarpı Ç artı 8. 2 parantezinde Ç artı 8. A artı 4 eşittir. 2Ç artı 16 eşit oldu. Şimdi ne yapıyorum? 2 tane bilinmeyen var. Ama ben biliyorum ki A 3Ç'ye eşit. Bunu sorunun başında verdi. Öyleyse ben burada A gördüğüm yere 3Ç yazıyorum. Hep aynı şey. İki denklem var. Birinci de denklemde bulduğumuz eşitliği ikincisine yazıyoruz. Ve iki denklemdeki iki bilinmeyeni bir bilinmeyene düşünüyoruz. Ve bir bilinmeyenle bir denklemi çözüyoruz. Buradaki bilinmeyenimiz Ç, denklemimiz bu. 3Ç artı 4 eşittir 2Ç artı 16. Buradan 2Ç'yi karşıya attım. Eksi 2Ç olarak geçti. 3Ç eksi 2Ç, Ç'ye eşit oldu. Ve 4'ü karşıya attım. Eksi 4 geçti. Ç 12 oldu. Annenin bugünkü yaşını soruyor. Sorunun başında çocukların yaşları toplamının 3 katı olduğunu söylemişti. Çocukların yaşları toplamını 12 bulduğumuza göre 3 katı 36 olur. İki kızı olan bir babanın bugünkü yaşı kızlarının yaşları toplamının 2 katıdır. Baba kızların yaşları toplamına k dersem 2k eşit. Yine aynı mantık. 4 yıl sonra ne olur? Baba b artı 4 olur. Kızlara ne olur? K artı 4 değil. K artı 8 olur. Çünkü 4 yaş biri artacak, 4 yaş biri artacak. Toplam 8 büyüyecek. Ama diyor ki 4 yıl sonra kızların yaşları toplamından 14 fazladır. Öyleyse B artı 4 eşittir. K artı 8 şu toplamdan geldi. Bir de 14. 14 fazlaymış bu. Öyleyse B artı 4, K artı 22 eşit. Ben artık B'den kurtulmak istiyorum ki tek bilinmeyene düşeyim. Üst kısımda bana B'nin 2K eşit olduğunu söylemişti. B yerine 2K yazıyorum. 2K artı 4 eşittir K artı 22. Şimdi yine 4 karşıya eksi olarak geçiyor. 18 kalıyor. K karşıya eksi olarak geçiyor. K kalıyor ve K 18'e eşit oluyor. Babanın bugünkü yaşını sormuş. Tıpkı az önce annenin bugünkü yaşını sorması gibi. K18 sorunun başında babanın 2K'ya eşit olduğunu söylemişti. K'yı 2 ile çarptığımda babanın 36 yaşında olduğunu buluyorum. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları farkı 30'dur. Önemli nokta, yaşları farkı hiçbir zaman değişmez iki insanın. Çünkü biri 5 artıyorsa diğeri de 5 artacak. Biri 5 azalıyorsa diğeri de 5 azalacak. Yani 5 yıl önce de yaşları farkları aynıdır. 5 yıl sonra da şu anda aynı. 5 yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 4 katıydı. Hemen şuraya yazalım. Anne eksi k 30. Bunu sorunun başında verdi. Öyleyse a eşittir k artı 30 değil mi? Yani anne kızdan 30 yaş büyük değil mi? Bunu da yazalım. Niye? Çünkü a'yı k cinsinden ifade ettik. 5 yıl önce a eksi 5. 5 yıl önceki annenin yaşı eşittir. Kızının yaşının 4 katı. Ama k çarpı 4 demiyoruz. Dikkat edelim. K eksi 5 çarpı 4 diyoruz. Çünkü 5 yıl önceden bahsediyoruz. 5 yıl önce kızının yaşı diyor. 5 yıl önce kızının yaşı k eksi 5'ti. Onun 4 katıymış annenin yaşı. Öyleyse a eksi 5 eşittir. 4k eksi 20 diyoruz. Ne yaptık? Yine iki bilinmeyenli iki denklemim var. Birincisi şu. İkincisi şu. Ben birinden kurtulmak istiyorum. Öyleyse diyorum ki şu denklemde a k artı 30 eşittir. Öyleyse a gördüğüm yere k artı 30 yazayım. A'yı yok ediyorum. Yerine k artı 30 yazıyorum. Artık k artı 30 eksi 5 eşittir. 4k eksi 20 oluyor. Yani k artı 25 4k eksi 20'ye eşit oluyor. K'ları bir tarafa, sayıları bir tarafa atınca eksi 20 karşıya artı 20 geçiyor. 45 oluyor. K karşıya eksi k geçiyor. 3k oluyor. 45 3k'ya eşitse k 15'e eşit. Bu bugünkü yaşı. Ve sorunun başında bana bir şey demişti. Anne ile bugün kızın yaşları farkı 30'dur. Öyleyse kız 15 ise anne 45'tir. Bu bilgiyi hemen buradan alıyorum. Soru da bana soruyor ki 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı. Şu an 45'e 15. 2 yıl sonra biri 47 olacak, diğeri 17. Yaşları toplamı ise 47 artı 17'den 64 olacak.
A ikisi B'den 4 yaş küçük. Hemen yazalım. A eşittir B eksi 4. Veya A artı 4 eşittir B'de yazabiliriz. C'den 23 yaş büyük. Öyleyse A C'den 23 yaş büyükse A eşittir C artı 23 yazıyoruz. B bugün 52 yaşında olduğuna göre hemen yazalım. B 52 ise A ne olur? A ondan 4 yaş küçüktü. 48 olur. C ise A'dan 23 yaş küçüktü. Öyleyse C 25 olur. Okumaya devam edelim. 3 yıl sonra A ile C'nin yaşları toplamı kaç olur? 3 yıl sonra B 55 olur ama onu kullanmıyoruz. A 48'de 51 olur. C 25'te 28 olur. A ile C'nin yaşları toplamı 3 yıl sonra 51 artı 28'ten 79 olarak bulunur. Özge'nin yaşı babasının yaşının 2 bölü 11 katıdır. Yani 11 de ikisidir. Özge'nin yaşı babasının yaşından küçük olacak. Denklemi kurarken buna dikkat, buradan check edebiliriz denklemi. Özlem eşittir babası çarpı 2 bölü 11. Bir şey 2 bölü 11 ile çarparsak küçülür. Dolayısıyla doğru yazdık. Özge eşittir babası çarpı 2 bölü 11. Birinci denklemin bu. İkincisi babası Özge'den 36 yaş büyükmüş. İkinci denklemi bu. Ne var? İki tane iki bilinmeyenli denklem var. Öyleyse ben bunu 1'e indireceğim. Ne yapıyorum? Şurada b eşittir ö artı 36 dediği için şu denklemde b gördüğüm yere ö artı 36 diyorum. Bu dönüşümü yaptığımda artık elimde sadece ö yani özge olan bir denklem kaldı. Özge eşittir. Özgenin yaşı artı 36 çarpı 2 bölü 11. Buradan 11 ö eşittir 2ö artı 72 oluyor. Nasıl oluyor? Şu 11'i karşıya atıyorum. 11'i öyle çarptım. 11ö. 2'yi de şunu açtım. 2ö artı 36'dan 2ö artı 72 oldu. Çünkü 2 çarpı ö 2ö. 2 çarpı 36 72. 9ö 72 oldu. Ö 8 oldu. Özge 8'miş yani. Ayşe'nin yaşının Bülent'in yaşına oranı 2 yıl önce 1 bölü 4'tü. Ayşe eksi 2'yi oran ne demek? Bölü Bülent eksi 2 eşittir 1 bölü 4. Bugün ise 1 bölü 3'müş. Yani Ayşe bölü Bülent 1 bölü 3. A bölü B 1 bölü 3. İki tane iki bilinmeyen denklemim var yine. Birincisi şöyle. Bölülü gözükmesi sizi şaşırtmasın. Aynı şey. Şunu içler dışlar yapalım. Yani ne yapalım? Şununla şunu çarpalım. Bununla bunu çarpalım. Eşitliği yazalım. 3A B'ye eşitmiş. Öyleyse ben buradaki denklemde bir bilinmeyenden kurtulmak için B yerine şuradaki 3A'yı yazsam artık A eksi 2 bölü 3A eksi 2'nin 1 bölü 4'e eşit olduğunu buldum. Çünkü 2 yıl önceki yaşları oranı bu. Şimdi burada içler dışlar yaparsam 4A eksi 8 4 çarpı A 4 çarpı eksi 2 eşittir. 1 ile çarpınca değişmez. 3A eksi 2 4A çarpı eksi 8 eşittir 3A eksi 2. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. A karşıya eksi 3A geçti ve A kaldı. Eksi 8 karşıya artı 8 geçti ve 6 oldu. A 6 ise B 18'dir. Neden? Çünkü bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3'tü. Biri diğerinin 3 katıydı. Ayşe, Bülent'in 3'te 1'iydi. Ayşe'yi 6 bulduk. Öyleyse Bülent onun 3 katı 18. Şıklara baktım yok. Niye? Çünkü Bülent Ayşe'den kaç yaş büyüktür demiş. 18 eksi 6 yaşları farkı 12 olarak buluyorum. Bugünkü yaşları toplamı 198 olan bir grup kişinin 2 yıl sonraki yaşlarının ortalaması 20 olacaktır. Buna göre grupta kaç kişi vardır? Bir şaşırtma sorusu arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 5 tane çocuk var. Hepsi 5 yaşında. Bunların yaşları ortalaması nedir? Doğal olarak 5'tir. Çünkü hepsi 5 yaşında. 2 yıl sonra ne olur? Hepsinin yaşı 7 olur. Dolayısıyla yaşları ortalaması da 7 olur. Aslında 2 yıl sonra yaşları ortalaması 2 artar. 2 yıl sonraki yaşları ortalaması 20 ise bu grubun şu anki yaşları ortalaması 18'tir. Ve bugün yaşları toplamı 198 ise bizim formülümüz şuydu. Toplam bölü ortalama sayıyı verir. Kaç tane olduğunu verir. Toplam 198 ve 18 ise ortalama burada 11 kişi vardır. 2006'dan sonra 2008'de benzer şaşırtmayı kullanmışlar. Bugünkü yaşları toplam 480 olan bir grup öğrencinin 4 yıl önceki yaş ortalaması 28'tir. 4 yıl önce 28 ise şu an 32 olacak yaşları ortalaması. Çünkü hepsi 4 arttı. Dolayısıyla toplam kaç kişi ise onun 4 katı arttı. Yani 10 kişi ise toplam 40 arttı. Ve aynı şey. Yaşları ortalama 4 artmış oldu. Şimdi bugün yaşları toplamı 480 ve yaşları ortalaması 32 ise yine
toplam bölü ortalama bize kaç kişi olduğunu verir. Kişi sayısını verir. Dolayısıyla 480 bölü 32'den 15'e ulaşabiliyorum. Şu soru tipini ilk defa bu video için hazırladım. Ben hep şıklardan gittim bu soruları çözerken şu soru tipini. Ama nasıl olur diye oturdum bir yöntem hazırladım. Bilmiyorum normalde bu yöntem mi kullanılıyor. Ali Cem'in bugünkü yaşındayken Cem 8 yaşındaydı. Kafamız karışmasın. Ali'yi yazdım, Cem'i yazdım. Ali'nin neyini biliyorum? Bugünkü yaşı. Ne diyelim? X diyelim. Bu aynı zamanda Cem'in bugünkü yaşına eşit. Şu önce, şu bugün. Onu yazayım daha açık olsun. Önce işte önceden bir yıl var. O zamanı bize veriyor. O zaman Ali X yaşındayken Cem bugün X yaşında. Bu ikisini bize verdim. Ve diyor ki Cem 8 yaşında aynı zamanda. Ali'nin bugünkü yaşındayken. Ve bugüne geldiğimizde Ali 22 yaşında oluyor. Cem'in zaten yaşı X oluyor. Şimdi şu şekilde düşünelim. Soruyu ikiye ayıralım. Şimdi burası evvel. Önceyi veriyor. Evvelde ne var? Ali Cem'in bugünkü yaşındayken. Ali'ye X diyelim. Cem 8 yaşındaydı. Yani önceden Cem 8 yaşındaydı. Ali X yaşındaydı. Cem 8, Ali X. Geldik bugüne. Bugün Ali 22 yaşında. Cem ise ne diyor? Önceden bakıyoruz. Ali Cem'in bugünkü yaşı. Cem'in bugünkü yaşını yine Ali'nin önceki yaşına yani X'e eşit oluyor. Şimdi daha rahat şu tablonun yazılışı anlaşılmıştır. Şimdi diyoruz ki buradan Cem'in bugünkü yaşını yani X'i bulacağız. Şöyle düşündüm ben. Önce ile bugün arasındaki yıl farkı aynı. Yani Ali 5 yaş büyüyorsa Cem de 5 yaş büyüyor. Öyleyse 22 eksi x, x eksi 8'e eşit olur. Buradan da x'i 15 olarak bulurum. Bu kadar. Bir de Cem bugünkü yaşını soruyor 15. Bir tane daha var aynı soru tipi. Bir baba var, bir de oğul var. Şimdi şurası evvel olsun. Evvel zamanında şimdi bir de şimdi var. Şimdi evvel de bugün 60 yaşındaymış. Önce onu yazalım. Babanın bugünkü yaşı 60 tabloya yazdık. Oğlunun bugünkü yaşındayken, oğlunun bugünkü yaşındayken oğlu 10 yaşındaydı. Şurası evvel. Evvelde ne var? Oğlu 10 yaşında yazdık. Babanın bugünkü yaşındayken buraya x dedik. Ve o şuraya geldi. Aynı zamanda x oldu. Çünkü oğlunun bugünkü yaşı şurası. Babanın o yılki yani oğlunun bugünkü yaşındaykenki şekli. Şurası yine x dedik. Yine aynı şey x eksi 10 yaşlar yıl farkı 60 eksi x'e eşit oluyor. 2x 70 oluyor. X 35 oluyor. Bir daha şuna değineyim. Bugün 60 yaşında baba. Bugünün 60'ı babası. Bugünün baba yaşını bu. Babasının yaşını bulduk. 60. Onu vermiş. Oğlu 10 yaşındaydı demiş. Evvelde. Onu da yazdık. İki tane bilinmeyen kaldı. Bunlar zaten eşit. Niye? Çünkü diyor ki oğlunun bugünkü yaşındayken oğlunun bugünkü yaşı. Bugünkü oğlunun yaşına x dersek aynı zamanda o yıla da x dememiz lazım. Çünkü oğlunun bugünkü yaşı diyor. Dolayısıyla buradan denklemi kurduk. 25 olarak bulduk. Ben burada yıl farkına baktım. Çünkü oğlu 5 yaş artıyorsa baba da bir. Mesela burada o 25 yıl sonra oğlu 10'dan 35'e çıkmış, baba 35'ten 60'a çıkmış. Bu şekilde bulduğum son soruda da böyle absürt bir soru. Adnan arkadaşına 5 yıl sonra yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit olacak diyor. Bu konuşma 2000 yılında geçti. 5 yıl sonra 2005. Birinci şaşırtma burada. Hiç şey yok. 2005 yılında ne oluyor? 2005 yılında yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit olacak. Ben dedim ki 2005 yılında bakacağız. Şimdi şu Adnan hangi yıl doğmuştur? Adnan'ın doğum yılı değişmiyor. Dolayısıyla rakamları toplamı da değişmiyor doğum yılının. Şunun rakamları toplamı 20, 20, 22, 22, 26, 26. 2005 yılında pardon. Ekip doğru. 2005 yılında ne oluyor? Şurada 41 yaşında oluyor. Burada 32 yaşında oluyor falan. Yani tutmuyor. Sadece 1979 yılında da doğarsa 2005 yılında 26 yaşında oluyor. Bunun rakamları toplamında 26.
Bu şekilde bulabiliriz. Çok fazla kasmaya gerek yok denklemle. Umarım faydalı olmuştur.